Ağrın çok var mı şimdi hala? Var evet. Şimdi pansumana geleceğiz, iyi olacaksın inşallah. Ha, kimsem yok. Bunların da değerleri 4-5 tane çocuk okuyor, idare ediyor. Kulaklarım duymuyor. Gözüm görmüyor. Kas altında kaldım, demek ayağım kırıldı. O da nasıl çıkarıklar beni, nereye koyaklar bilmiyorum, kendime gelmeyi. Kaç saat sonra çıktınız? Ne bileyim ben bilmiyorum. Hatırlamıyorum. Kimsem yok. Her şeye ihtiyacım var. Evime yaptırın bana. Bana da adam bulun, baktırın bana, yardım edin. Yardım edin bana bak. Kaç gündür hastanedesiniz? 15 gün oldu, kaç gün oldu bilmem. Valla onu diyorum ben. Gidecek yerim yok. Değil, onun tansiyonum yükseldi duruyor, yükseldi duruyor. Biz İskenderun'dan geldik. Halam Antakya, yani Altınoz ilçesinden geldi köyde. Evimiz ağır hasarlıydı. Bayağı kaldık orada yani. Enkaz altında kalanlar vardı, onları kurtardık. Ondan sonra yani onları gömdükten sonra da bir şey kalmadı. Yani sürekli deprem olduğu için orada duramadık. Artık buraya geldik yani. Ailemizden dayım rahmetli oldu. Onların apartmanı çöktü, onun altında kaldı. Onu çıkarttık işte, gömdük. Ondan sonra Antakya'da halam oğlu, onun oğlunun oğlu, gelini, torunları, 8 kişi yani. Çok kötü bir duygu, nasıl diyeyim yani. Ne yani, kurtulduğumuza sevinebiliyoruz, ne sevinebiliyoruz ne üzülebiliyoruz yani. Hem yardım çok geç geldi yani. Biz kendi imkanlarımızla yani cesetlerimizi çıkarttık yani. Eşim ve ben, çocuklar, iki çocuğum var. Onlar biz şimdi şu anda yani yurtta kalıyoruz. KHK yurtlarında kalıyoruz. Buradaki evi mutlaka boşaltmamız gerekir, yıkılacak çünkü yani. Bir eve ihtiyacımız var tabii ki yani. Yani çünkü yani bir şu anda kalacak yerimiz yok. KHK'de ne kadar kalacağımız onu da bilmiyoruz. Yani şu an evimiz orada yıkılacak. Mecburen yani bir ev mutlaka tutmamız gerekir yani. Ben emekli askerim. Mahallen emekli oldum. 12 yıl görev yaptım. Bir rahatsızlığa yakalandık. Ondan dolayı mecburen yani ayrılmak zorunda kaldım. O kadar yani ben Güneydoğu'da görev yaptım. Şu anda yani gerçekten çok yani kötü durumdayız yani. Hala arın var mı hala? Evimi de bana köyde yaptırın. Başka bir sağlığınızı isterim, bir şey isterim.